Helal olsun şu avukata be. Nasıl bir fişek çıktı? Kurtardı beni bu delikten. Evet Burhan abim be. Mahalle yokluğunun hem kemansız hem babasız kaldı be. Salın abim. Efendim anne. Hasret nerede? Bütün eşyasını toplayıp gitmiş. Bileziğim de yok. Babaanne bastı ya, kırklar elinde gitmesi şart oldu. Numara çekiyor olmasın? Ya balamo sana oradan avukat parasını denkleştirip yolladı. Artık numara da çekse hakkı be. Tatlı paketin içine bileziği atmak. Bayıldım. Senin baban hapisten çıksa gidip bir boynuna sarılmaz mısın? Bir köftecik olsun yemez misin ondan? Adam bir deri bir kemiğe dönmüş be. Yedire yedire bir tuzlu köfte yedirdik. Ama geldim işte. Keşke gelmeseydin. Murat'cığım. Ben kusura bakmayın, yemek saatini bildirmek için döndüm. Evet, evet. 8'de. Yemek 8'de. Akşam yemeği 8'de. Hadi. Akşam yemekte birlikteyiz, tamam mı? Ben de mi? Hı hı. Levent! Kes şunu! Duruyordu orada öyleyse. Ben onu yukarıda dinledim, beğendim, ondan getirdim. Sen ne haddini bilmez şeysin. Ben böyle bir şey için sana izin verdim mi? Murat onu eski bir kız arkadaşı için yapmıştı. Şimdi orada öyle birden duyunca. Murat hocanın bestesi mi o? Hı hı. Kalbi nerede bu adamın diyordum. Gördüm işte. Başkalarının gözüne bakınca ne olduğunu anlıyorsun değil mi? Anlarım tabii. Ele bazılarınkini hemen anlarım. Ciğeri dışarıda çok insan var bizde. Babam, ablam, Kadir, Cihan, Gönül Çelen derler. Hepsi o tabiatta. Senden bu orkestranın içinde yer almanı istiyorum. Ritmi bul. Kendi sesini yakala ve orkestraya kabul ettir. Seyircin hazır. Ne söyleyeceğim peki? Adını söylemekle başla. Hasret. Hasret. Buraya söyle. Karşıya, denize. Hasret. Bir daha. Hasret. Ver ne kadar? Ay, sedeceğine olursa 3 lira, karına olursa 5 lira. Ver bakalım. Murat, konuşmamız lazım. Benim de anlatacak şeylerim var. Kimi aradınız? Demek sen sabahtan beri hasreti çalıştırıyordun. Evet ama ne yazar? Sesine bir kulak verebilmeyi öğrense... Benim söylediklerimi bile duymuyor ki. Abi bu kadar zamandır çalıştığına göre... Yaptıklarım ne işe yarıyor hala emin değilim. Bu iyi bir şey değil. Hatta tam bir felaket. Murat, bu vakte kadar bu işin olmayacağına inansaydın... ...çoktan kızı kapının önüne koymuştun. Anne, sadece sesinin değil, her şeyinin değişmesi lazım. Zamanım daralıyor. Onu bu halde kimsenin karşısına çıkaramam. İşte ben bu konuda yardımcı olabilirim. Nerede durulur, nerede susulur bilmiyor. Oturuşu duruşu facia. Saçını bile gözünün önünden çekmiyor, baksana. Baba! Baba ya, demek ki hasta anama bakmaya gittim. Sordum, damda tepiniyormuş. Tur gibiymiş. En bu kıyılık kıyafet ne kız? Baba bak, vallahi ben öğrenmeye geldim. Öğrenciyim burada. Öğrencisin. Kimin öğrencisi? Murat Hoca var. Mahallede o düğünde duydu sesimi. Bana ses öğretiyor, nota öğretiyor. Yalan söyletiyor. Yok bak, vallahi o değil. Biz ablamla ben düşündük. Böyle yapalım dedik. Hem sana hakikati söylesem sen bana izin vermezdin. Bak inanmıyorsan al şu saçımdan as beni. Al. Neymiş onlar? Elindeki. Ah bak, bunları öğretiyor işte baba. Bak, nota bunlar. Do'yu göster bak. Ha işte bu. Peki şimdi çıkar o sesi. Do. Bak.
Anan yalandan name yaparken bir dahakine dikkat et. Senin o güzel gözlerine kaç nihavet makamı harcadım ben, biliyor musun? Babam bak, bu gözler senin. Vallahi kötü bir şey yapmadım ben. Siz... Evet evet, babasıyım Hasret'in. Hoca sen misin? Evet benim. Hoca olmuşsun ama adam olamamışsın. İnsan merak eder. Bir sorar, bu kızın babası var mı? Babasının haberi var mı? Yok mu? Pardon beyefendiciğim. İsminiz neydi? Buran. Bunu biz baş başa görüşsek. Her şey olur ama sizi kırmak olmaz tabii. Buyurun. Şöyle buyurun efendim. Efendim siz buyurun. Gel benimle. Babana neden burada olduğunu söylemedin? Söyleyemedim işte. Hapisteydi, sonra mahallede başında onca kişi. Diyemedim. Sen beni ne hale soktuğunu, ne yerine koyduğunun farkında mısın? Farklı bir şey mi yapıyoruz burada? Yatılı eğitim alıyorsun. Ha, yatılı eğitim alıyorum. Mahallelikler kız başıma burada olduğumu bilseler görürsün sen yatılı eğitimi. Sadece mahalleliye, babana değil, bana da yalan söyledin. Kolay mı sanıyorsun be? Ha? Bir orada bir burada. Keyfimden mi yalan söyledim ben? Ha? Keyfimden mi burada kalıyorum? Kimse seni burada zorla tutmuyor. İstiyorsan git. Gitmeyeceğim işte. Şarkı söylemeyi öğreneceğim. Hem de tam senin istediğin gibi. Senin istediğin gibi Adiye'ne kadar buradan gitmeyeceğim. Tamam mı? Burhan Beyciğim, lafı uzatmadan söyleyeceğim. Kızınızın başına talih kuşu kondu. Öyle mi? Bu talih kuşu sizin oğlunuzun başına konmuş olmasın. Kızım bir tanedir benim. Bu dünyada başka Hasret bulamaz. Mutlaka öyledir. Mutlaka öyledir de. Murat'ın uluslararası başarıları ve herkesin ondan bir şeyler öğrenmek için peşinde koştuğu düşünülürse... kızınızın kazancı bayağı yüksek olacak tabii. Ne kadar yüksek? Şimdi şu an piyasadaki en ünlü kişiyi düşünün. Sizce yıllık kazancı ne kadardır? En şöhretliyi getireyim. En şöhretliyi. Sen burada kal. İçeri girme. Muratcığım. Biz Burhan Bey'le bir noktaya kadar geldik. Tam da o noktayı nereye konduracağız diyorduk. O zaman biz sonrasını hallederiz. Erkek erkeğe. Erkek erkeğe. Bana müsaade. Mutluluklar. Gel benimle. Sizin halet adet bu galiba. Beni her gören koluma yapışıyor. Ay kusura bakmayın, çok beklettim. Hemen başlarsak çok iyi olacak. Bundan sonra bir randevum daha. Benim değil. Esra Hanım, bana bundan hiç bahsetmediniz. Ben buraya sizin için geldim. Ama bir bak. O maharetli ellerine hangimizin daha ihtiyacı var? Bu iş biraz zor. Aa, senin gibi bir sanatçı için hiç zor değil. Makyaja çok dikkat etmemiz lazım. Çene, burun, elmacıklar, kaşlar. Vakit gerek. Saçlardan başlasak. Katalog. Hadi kızım. Siz buraya para istemeye geldiniz. Sen hep böyle misin hoca? Son notadan mı başlarsın? Kızınızı hemen alıp götürebilirsiniz. Evet öylesin. Hasret buraya müzik eğitimi için kendi isteğiyle gelmiş bir öğrenci.
Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa bir daha gelmemek üzere gidebilir. Bak hocam, sen bana karşı insaflı olacaksın, ben sana karşı boynu bükük. Ne de olsa hoca olan sensin. Sen bu kızı almışsın, burada çalıştırıyorsun. Demek ki onda bir şey gördün. Oh ne ala, bu kız burada kalacak. Ama? Ama hocam, sen beni çekiyorsun son notaya ama ya. Madem öyle söyleyeyim, müzik ruhun gıdasıdır. Ama vücudun gıdası da paradır. Bu kız çalışan, kazanan bir kız. Sen onu işinden alıkoy. O zaman belli bir aylık vereceğim. Neymiş bu aylık? Ayda 300. Dolar mı, avro mu? Az Türk parası. Ayda 300 Türk lirası. Burhan Bey. Neden 300 de 500 değil? Fazlası bizi bozar, ara göz yapar. Cebindeki paradan başka bir şey düşünemez olursun. O sana değil, sen ona hizmet etmeye başlarsın. O zaman da elveda özgürlük, elveda mutluluk. Sizi politikacı yapmalılar. İnsanları sürüklersiniz. Yanlış yere de olsa. Politikacı mı? Peh. O adamların yerinde hiç olmak istemem. Ama bir fazlasını arıyorsan var. Bir de bizim mutfağın iaşesi. Yani hani et, süt, bakliyat, ihtiyacı durumları yani. Ha? Bir el atarsan tamamdır. Halledilmeyecek bir şey değil. Hocam, bu şarkı burada biter o zaman. Son notayı koyduk yani. Son notayı koyduk. Son notayı koyduğumuza göre ben kızımı göreceğim. Bu yüze asimetrik dizayn çok daha güzel oturur. Saçların da buradan buraya muhakkak kesilmesi lazım. Bana bak. Kasa senin o şirin ağzından girer, bademciklerini alırım. Baba. Sen kimin saçını kesiyorsun be adam? He? Baba yeter ya. Sesine el attınız eyvallah. Ama saçına tertiyen. Al. Yürü, gidiyoruz. Paltosunu ver. Sağlam bir kontrat yok. Böyle bir kayda rastlamadım. Ne de olsa Topyekun bir aile işletmesi. Bana sorarsanız buna yerinde bir evliliktir. Thank you.
Ethem Bey daha 20'li yaşlarında babasının mermer işini, yıllık bilançosu 500 milyon dolara bulan dev bir işletme haline getirmiş. Mesin Hanım'ın ailesinden miras kalan gayrimenkuller ise ciddi bir servet. Kim olsa tencere yuvarlanmış kapağını bulmuşlar. En kısa sürede işime yarayacak belgeleri bekliyorum. Olmaz Karam, olmaz. Şarkı söyle, nota öğren. Ama bu saç baş işi olmaz. Sonra hasret gider, başkası gelir. Ben başkasını istemem. Ben kızımı isterim. Ona bu kız. Benim kanımdan, benim canımdan. Kökü benden olan. Tamam babam. Sen ne dersen o. Baba. Seni hapisten çıkaran avukat var ya. Murat Hoca tuttuydu. Sen o yüzden mi gittin o eve? Şarkıcılık markıcılık hikaye miydi? Yok. Hikaye değil. Başta öyle düşündüydüm. Babam hapisten çıksın dedim. Bir çıksın da. Gerisi tamam. Sen deme sen de ben ellettirmezdim ki saçımı zaten. Benim köküm sensin baba. Kesilse de bende kalır. Anlamaz mısın? Cihan, babamın hali bir başkaydı. Sanki hasret hakkında bir şeyler duymuş gibiydi. Sen bir şey söylemedin değil mi? Yok be, ben ne bir şey söyleyeceğim? Aha, şimdi paparayı yedik. Hasret, ne oldu? Olan oldu. Durgun görünüyorsunuz Nesrin Hanım. Yok bir şey. Yaşlı bir adamı Hasret'le evden çıkarken gördüm. Canınızı sıkacak bir şey. O adam Hasret'in babası. Burada kaldığını bilmiyormuş. Önce Murat'la konuşup Hasret için para pazarlığı yapmışlar. Mutfak ihtiyaçlarını bile istemiş. Ama sonra Hasret'in saçlarının kesileceğini duyunca fena kızmış. Sonra aldı kızı çekti gitti. Öyle işte. Nasılsın hocam? Haberler sende oğlum. Açılışı sen hazırlıyorsun. Bir sorun yok değil mi? Yok yok ya. 10 numara açılış olacak. Merak etme. Ne iş? Bana da sürpriz oldu. Hayırdır? Bu ne tripler? Babası Hasret'i götürdü. Önce para pazarlığı yaptı. Sonra da kızının saçının kesileceğini duyunca kolundan tuttuğu gibi çekti çıktı. Yolunmaktan kurtulduğuna sevineceğine oturup dertleniyorsun. Ya benim istediğim sadece bir beste. Adam senin iliğini kemiğini kurtacaktı. İyi ki bitti bu iş. Nereden biliyorsun bittiğini? Vazgeçmedin yani. Nasıl? Beğendin mi? Vallahi şahane olmuş. Nereden aklına geldi? Aman ne yapayım kız. Yokluğunda duvarlara dadandım böyle. Burada olmak çok güzel. Ama ninni nenneleri de özlüyorum ben. Ninni nenne ne kız? Ses alıştırması ses. Murat Hoca iyi bir hoca galiba. Ha iyi. De ara sıra dangozluğu tutuyor. Oğlum sendeki bu kibir ölümcül, bak benden söylemesi. Öyle her şeyi ben bilirim, ben yönetirim ayakları bir yerde tıkar adam. Bazen de akışına bırakacaksın. Sen öyle mi yapıyorsun? Genellikle. Haklısın. Ben oldum olası işim için kendimi paraladım. Senin deyiminle
Eğlenmesini hiç bilmedim. Ya tamam, yaptığın her iş liste başı. Buna saygım sonsuz ama... Aması ne? Neden çok para kazanmak için milyonlarca vasat işi yapmadığımı mı soruyorsun? Neden piyasanın zirvesine çıkmadığımı mı? Dağ gibi bir çöp tepesinin zirvesine çıkmak istemiyorum da ondan. O tepede ben oturuyorum yani ha? Sen çöplükten çok para kazanıldığını hiç duymadın mı? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu iddiada kazanan taraf o tepede oturan çöp kralı olacak. Araba zaten bende. Bestem de neredeyse avucumun içinde. Bestem senin avucunda değil. Hala sihirli parmaklarımda. Aman. Ya sen nasıl katlanıyorsun bu adama? Hadi ben arkadaşım, sıkıldım bıvın. Ya sen? Ben yanında olmak için can atıyorum. Nasıl yani? Yani yeni bir şeyler öğrenebilmek için. O kadar bilgili ki yanında dolaşsan bile bir şeyler öğrenebiliyorsun. İş açısından diyorsun. Yok, insan olarak da. Bu dangoz da Murat Hoca'nın cüzdanına dadanmıştı. Ha. Abla, babama yerimi bu söylemiş olmasın? Lan cücük, babama sen mi söyledin yerini atsın mı? Ne söyleyeceğim ben? Kesin sen söylemişsindir kara kaçan, onu söyle. Ben ne söyleyeceğim? Hırsızlık sende, sahtekarlık sende. Bana bak, ha? Bana bak, ben senin o kulaklarını koparır köpeklere yem diye atarım be. Abla! Hasret! Hasret! Gelsene. Yok be. Hiç keyfim yok bugün. Baba kemanını istiyor, onu getir bari. Babam nasıl? İyi. Tepede içiyoruz. Senin yüzün turşu satıyor, hayırdır? Kadir dökülmüş babama. O da geldi, aldı beni tabii. Döndük kürkçü dükkanına işte. Kız değil ki döndüyse döndün, ne var bunda? Sen de burada şakırsın işte. Ha, burada şakırım. Aynı tas, aynı hamam. Aynı mahalle. İyi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dediğini yapacağım. Hem de en el halinden. Bu çocuklar okula gitmiyor mu? Gitmezler ki. Ekmek elden su gönder. Bütün gün koşturup duruyor mu çocuklar böyle? Antrenman lazım tabii. Hızlı koşacaklar ki sonra çarpıp... Nakiye yeter artık. Gelmek için sen ısrar et. Habire söylenme. Tamam. Aman be baba. Pazarla etmişsin de sonunu bir getirememişsin. Becerememişsin. Saçları kesilmeyecek diyemedin mi? Ha? Ya sen abla? Hani beni okula götürecektin, müdürle konuşacaktın? Ben götürürüm seni okula. Hiçbirinizi götürmeyin. Okumam olur biter. Okumayacaksın da ne olacak? Sokaklarda mı sürteceksin? Aman diyene bak. Okuyana yaptığı belli. Tamam abla. Bana bak Kadir. Okul yoksa sokak da yok ha. Nasıl bir yer burası ya? Heh, kesin burası. Gel burası. Baba Murat hocalar geliyor. Hadi hadi. Hadi kaldırın. Hmm.
Şöyle bir rahatlaşsan. Sıktın kendini çok. İyiyim ben böyle, sağ ol. Ben aşağıdayım. Kadir. Kimseye bir şey söyleme. Uzat bakalım. Tamam. Ben çay yapayım bari. Gerek yok. İyi. Parayı getirdim. Hocam, biz seninle biraz dolaşalım ha? Olur. Ben de geleyim. Sen buraya yiyecek için gelmemiş miydin? Baba, millet sizi görünce merak eder. Herkes dedikodu için kapıda bekler. Bak baba, vallahi mahallenin ağzına sakız olursa. Benimle olmaz bir şey. Görüşmeyeli nasılsın Nasret? İyi. Hadi görüşürüz. Ne yiyeceğiymiş bu? Yiyecek işte canım. Yani Burhan Bey mutfak ihtiyaçları için pazarlık yaptı da. Aa, öyle dese de. Hadi inelim bari bizim konağın mutfağına. Kadir! Nereye? Tepeye nereye olacak başka? Hiç böyle bir marka görmemiştim ben. Görmedin hiç. Koli marka. Koli marka mı? Açık anacığım, açık. Biz açık deterjan alırız Kadriye teyzenden. Kadriye teyze? Siz orada Kadriye teyze de mi yok? Bakkal kız, bakkal. Yok valla. Ama bir sürü market var. Burhan Bey sık sık çıkıyor mu yurt dışına? Sen nereden bildin? Odadaki duvarda yurt dışı çalışma belgesi var da. Her yer serbest olur. Bir gider, bekle gelsin. Benim bildiğim üç kara eskitti. Biri benim anam, biri Hasret'in anası, öbürü de Kadir Cücüğü'nün anası Ayda. Sor bu karılar niye bırakıp gittiler babamı? Niye bıraktılar? Anlamadın mı kız? Kemal'dan bulduğu parayı şaraba indirdi, karılar da illallah dedi gittiler. Ya. Hocam bu tarafta. Buyurun. Sağ olun. Altı bira tamam. Fıstık koy Kadriye. Şam olsun şam. Misafirim var. Murat Hoca, siz mahallede gene görmek şey oldu yani. Hepimizi şey ettiniz. Siz şey için mi gelmişsiniz buraya? Evet. Yani hayır, ben şeye bakmak için, şey için geldim. Kahvede oturalım isterseniz ha, şeylemeye yeniden başlarız. Hop, hoca benim misafirim. Asılmayın, garaja gider. Değil mi hocam? Öyle. Hocanın sanatçılık gününden bir maruzatı vardı. Var mıydı? Vardı. Kendisine fikir vereceğim. Verecek miyim? Vereceksiniz. Yani sanatçı sanatçıdan akıl danışır. Doğru mu? Doğru. Bak ne demişler? Danış ama ustaya danış. Güzel laf. Para peşin, kırmızı peşin. Bu çok güzel laf. O zaman yaz tahtaya Kadriye. Hocam, şöyle buyurun. Tepelik restoranının rufu bizi bekliyor. İyi günler. Çaka. Ben şimdi bu balamızı anlayamadım. Akıl akıl. Sen lüküs mahallelerde kalk gel de... Burhan
Allah'ın gıcına takıl. Yok bunu başka geçmişin tenekeli. Kadriye abla yapma, ayıp. Ayıp. Burhan babaya haksızlık etme. Virtüöz o. Bak müzik dünyasında yaşıyoruz, anlıyor musun? Bir yerde virtüöz varsa aranır bulunur. Bilmiyorsan öğren. Aman kobra be. Sevde. 6 bira. Nusret nereye? Hiç. Eve. Senin önce bizim mahalleyi ayak yolu yaptı, hayırdır? Aman hiç konuşamam şimdi. Eve gitmem lazım. Ocakta yemeğin mi var? Bu ne acele? Yurt dışı konserlerimin başarısında ünlü besteci ve kompozitör Murat Turalı'nın katkısı çok büyük. Kendisiyle bundan sonra sık sık adımı beraber duyacaksınız. Murat Bey ile işbirliğiniz uzun süredir hazırlandığı Müziğin İstanbul'la Buluşması projesinde de devam edecek mi? Bunu konuşmak için henüz erken. Sanırım proje daha aşamaya gelmedi. Sorusu olan... Buyurun. Yeni albüm hazırlıklarınız var mı? Evet. Yeni albümün hazırlıklarına başladık. Ben mi abarttım, sen mi sapıttın? Ben konu açtım, sen mi kapattın? Kalk bir sağına soluna bak. Burası hep benim için ayrı. Buyurun. Orkestrada sizin için çalıyor galiba. Bu tür müziği dinlediğinizi bilmiyordum. Her müziği dinlerim ben. Yeniliklere açık olmayan sanatçı olamaz. Sabah sabah mı içeceksiniz? İçmenin sabaha akşamı olur mu hoca? Ne zaman istersen o zaman. Yani sen şimdi bu Asret'i gördün. Dedin ki bu kızdan şarkıcı ol. Alıp buradan götüreyim. Eğiteyim. Kabiliyetini parıl parıl parlatayım. Ya şu çocuklar ne olacak? Şu çocuklar. Ne demek ne olacak? Burada çocuklar anadan müzisyen doğar. Ama burada işte ziyan olup gidiyorlar. Asret'in başına konan kuş onların başına konmuyor. Belki bir gönüllü bulunur. Böyle sosyal sorumluluk sahibi insanlar var. Yani bizim Asret şimdi senin evinde eğitim alacak. Evet. Bunun orada olması çok mu lazım? Her an yakınımda olması lazım. Mesele sadece ses değil, her açıdan yetişmesi lazım. Vaktim de çok kısıtlı. Ya tamam tamam, madem ki bu kadar ısrar ediyorsun al kızı git. Ama benim de babası olarak bir şartım var. Gelip bu çocuklara okulda müzik dersi vereceğim. Bu işin uzmanları var. Ben çocuk eğitiminden anlamam. Anlarsın, anlarsın. Bak böyle bir hocadan bu çocukları mahrum bırakma. Sonra elleri uzun olur. Haftada 2 saatçık. 2 saat mi? Ya tamam. 1 saat olsun seni mi kıracağız? Ha. Hazret'in saçlarının tek teline de bir makas dokunmayacak. Nesrin'cim nasılsın? Ah, konserlerim bitti hayatım. Döndüm. Murat Bey'in sayesinde harika geçti. Bak ne diyeceğim. Akşam size gelmek istiyorum teşekkür etmek için. Harikasın. Görüşürüz tatlım. Niye öyle bakıyorsun şekerim? Senin yapman gereken şeyi ben yapıyorum. Eğer basın toplantısına lafını kesmeseydim... Murat'ın 100 metre bile yanına yaklaşamazdın. Senin derdin de belli. Bak seni uyarıyorum. Böyle kafana göre hareket edersen kaybedeceksin. Bu iş taktik işi. Senin yaptığın gibi bodoslama gidilmez. Ha, seni dinlemeyeceğim diyorsan yollarımızı ayıralım. Olur böyle şey Levent'cim. Tamam hata ettim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Bütün ipler senin elinde. Ben heyecanlanıyorum hemen biliyorsun. Sanatçıyım ben Levent. Duygu insanıyım. Akşama görüşürüz. Gidiyorsun yani. Gideceğiz tabii canım. Burada duracak değilsin ya. Daha hoca buralara kadar gelmiş seni elbet götürecek. Burada bırakacak değil ya. Hem sen orada okuyorsun, öğreniyorsun, burada tıkılıp da adam olacak desin ya. Hem sen orada açıkta kalacak desin ya. Hem zaten sen aklı başında kızsın. Başına bir fenalık gelse sen orada öyle duracak desin ya.
duramazsın. Ev zaten orada hocalık yapıyor. Aklı fikri katillikte, kasaplıkta değil ya. Abla. Hayır, geleceğim ben, durmam buralarda, bırakın beni diye bağırsa bile seni orada zorla tutacak değiller ya. Tutsalar bile seni orada zorla duracak değilsin ya. Hem sen orada öyle olsan bile ablana söylemeyecek, yetiş abla beni kurtar demeyecek değilsin ya. Abla, abla. De be. Yeter be. Bozuk piyak gibi hepsini tekrarlayıp duruyorsun be. Ben ne yapayım kız? Sen orada öyle duracak değilsin ya. Başına bir fenalık gelsin. Abla yetiş, kurtar beni. Abla be. Yeter be. Ne yapayım kız, işte öyle bir fena oldu. Ama sen de canım dönüp duruyorsun sabahtan beri odanın içinde. Sen ne arıyorsun? Yardım et de çıkayım. Daha durağa yürüyeceğim burada. Kız, seni mahallenin dışından alacaklar. Hadi acele et, çabuk, çabuk. Bir şey arıyorum. Ne arıyorsun? Buradan bir şey götüreceğim yanımda. Yanımda olsun istiyorum. Odama koyacağım böyle. Bir şey arıyorum. Ne alayım? Odana koyacağım. Aha, şu olur mu, geyik? Geyik. Olmaz. Alırlar kötü. Makine bana lazım Hasret. Ana kız. Al. Al işte bak, en sevdiğim. Ha. Ay. Babamın Bulgar'dan getirdiği ayı bu. Ne ya? Ay. Keşke seni götürsem ben yanımda ya. Oldu. Bir dahaki gidişine de cebine koyarsın, beni götürürsün. Vallahi sağırsın, bir sağırsın sen. Hadi hadi çabuk ol, al ayıcını al. Hadi geç kalacağım. Acı ustam durandayım işte, acı ustam. Neredeymiş bu durak, bir türlü bulamıyoruz. Nasıl ya? Herkes bilir burayı. Bir dakika, bir dakika. Bir daha soracağım, sen de duy. Affedersiniz. Bakar mısınız? Affedersiniz. Buyurun. Acı susam durağı nerede? Acı susam durağı mı? Evet. Acı ustam, acı ustam durağı. Bu sizin acı ustam durağı olmasın? Solda hemen, ileride. Ha, orası işte. Sağ ol. Rica ederim. Hay Allah. Hacı Hüssam durağıymış bu. Hacı Hüssam. Ben ne dedim ki? Acı ustam işte. Tamam, geliyoruz. Hasret. Bu ne? Bir durağı bulamadım be. Dondurdun beni burada. Yanına kıyafet falan almadın değil mi? Nesrin Hanım'ın bu konuda ne düşündüğünü biliyorsun. Biliyor. Hadi gel. Hayır Ethem, bu bir davet değil. Konuşmamız gereken konular var. Maddi konular. En yakın zamanda bekliyorum. Ne dedi müdür? Dedesi tamam dedi, devam etsin dedi. Ama dedi bir daha devamsızlık istemem dedi. İşte bu be. Ne bu sevinç lan? Daha dün kapısının önünde geçmezdin okulu. Hiç. Özlemişim işte öyle. İyi. Ama bir daha kaçmak yok ha. Yok artık, kaçar mıyım? Ay. Nasılsın Gülen abla? İyi. Kadir geri okula başladı. Ha, biliyorum, inşallah kazanacağız. İnşallah. Neyi kazanacaksınız lan? Yok ya, şey diyor, üniversite diyor. Şey, çok çalışıp kazanacağız değil mi Mevsim? Ne üniversitesi oğlum, müzik yarışmasından bahsediyorum. Ha, sen ondan heveslendin okula gitmeye. Yarışmaya almıyorlar değil mi okula devam etmeyenleri? Yok abla, bak. Ya sus, konuşma kara dürüzü. Utanmıyor musun koskoca ablanı kandırmaya ha? Nereye katılıyorsan katıl. Bana ne, karışmam. Ama eğer derslerini ihmal edersen, eğer zayıf getirirsen yarışmaya göndermem, bunu da yaz sokmak kafana. Adamın bütün isteklerini kabul ettin mi yani? Anne, bunu daha sonra konuşsak. Bu ne? Her şeye en baştan başlayacağım. Saçından başından daha önemli şeyler var.
biraz. Ne oluyor? Otur böyle. Yok oturma. Gel ayakta kal. Bak. Şu ana kadar çok zaman kaybettik ama iyi kullanırsak yeterli vaktimiz var. Herhalde vardır. İşte bu. Bir adresi bile doğru telaffuz edemiyorsun. Ama önemli değil, önemli değil. Önemli olan istek. Yapmayı istemen. İstiyorsun değil mi? İstiyorum. İstiyorum değil, istiyorum. Neyse neyse. En başından başlayacağız. Ama ben daha ne istediğimi bilmiyorum ki. Doğru düzgün Türkçe konuşmak. Doğru telaffuz etmek. Doğru vurguyu vurmak. Bir cümleyi baştan sona doğru kurmak. Oo, ne çok şey istiyormuşum ben. Bu ne harfi? A. Aferin. Dalga geçmek yok. Dik dur. Bunu alışkanlık haline getir. Her seferinde seni uyarmak istemiyorum. Bir daha söyle. Ama söylemek için değil. Nasıl söylendiğini fark ederek söyle. A. Kalın bir A. 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 Aman diyeyim Cihan. Herkes hasreti geri kırklar elde babaannesine gitti bilecek ha. Tamam. Kimseye bir şey söylemem. Ne oldu? Şimdiden özledin hasreti. Nereden çıktı bu adam arkadaş ya? Düzenimizi bozdu, ortalığı karıştırdı. O Burak Bey'in verdiği işi kabul etseydin her gece görecektin hasreti. Sorma. Hesaplama bastık adama. Ama hasretten olduk işte. Elva. Elva. Helva. Helva. Güzel. Birleştir şimdi. Helva. Bitti mi? Evet, bugünlük bu kadar. Bir de şu kitabı al. İçinde egzersizler var. Onları çalış, tamam mı? Dal sarkar, kartal kalkar, kartal sarkar da... Bu ne be? Hocam, yönetim kurulundan geldi bütçe hakkında. Hemen size ulaştırmamı istediler. Biliyorum bunu yaptığım için yine bana kızacaksınız ama. Ay, sana da mı kızıyor? İyi iyi, ben de hep bana kızıyor sanıyordum. Çalışacağız mı bu kitaplara beraber? Hayır. İyi. Ben bir başıma çalışayım o zaman. Hocam, bu kız kim? Boş ver onu. Şimdi onunla uğraşacak vaktim yok. Biz işimize bakalım. Başka bir haber var mı yönetim kurulu ile ilgili? Yanımdaki dosyada hepsi. Hemen göstereyim. Derelerin. Ne oluyor? Bitirdim gömleğini. Vay, bak çok şekil olmuş be. Nasıl, beğendin mi? Ben bunu bu gece giyerim valla. Oo, ince ince işlemiş. Renklere bak. Gildas, ellerine sağlık. Otursana Nakiye biraz. Çekinme canım, Nesrin de yukarıda dedin ya. Bir şey olmaz, merak etme, otur. Ay çok şaşırdım. Yani koskoca siz. Bu eve ikinci, üçüncü gelişim ama... ...bütün evi senin çekip çevirdiğini fark ettim. Ama işin zor görünüyor bunca insanı idare etmek. Murat Bey de zor birine benziyor. Yok be, bir zorluğu yok. Buzdolabı gibi görünür ama içi fırın gibidir onun. Sıcacık. Senin yeni albüm ne zaman çıkacak? Çok mu şey oldu? Yok yok, problem yok. Benim albüme daha var. Açsana. Niye ki? Sana aldım. Siz? Bana? Ay Berrin Hanım. Kalbimi fethettiniz. İçinde imzalı CD'm de var. Ha, şu öğrenci kız neydi adı? Hasret. Ona da bir şeyler aldım. Çağırsana gelsin. Hemen. Sen nereye tatlı?
Yukarılara. Murat'a bakıp geleceğim. E'si? Hasret geri geldi işte. Ama bir görsen nasıl yokluk içinde yaşıyorlar. Evlerine de gittin yani. Hmm. Murat gidiyordu, ben de takıldım peşlerine. Babası yiyecek içecek bir şeyler istemiş. Ama lazımmış hakikaten. Hani dolap tam takır derler ya, dolapları bile yok. İşte ben de ablasıyla kardeşiyle falan tanıştım. Ablası yelloz bir şey. Kardeşi de serseri. Ama babası var ya, çok enteresan adam. Ya nasıl desem, böyle o kadar... Ya bu da elimde kaldı. Ben Hasret'i çağırayım. Yok yok, sen işine bak. Hasret'i ben çağırırım. Adıma kayıtlı gayrimenkullerin listesini çıkardım. Bugüne kadar onların kontrolü sendeydi. Nereye varmak istiyorsun Nes? Fabrikanın kirasını istiyorum. Her ay başında hesabımda. Ben sana zaten her ay bir miktar yatırıyorum Nesin'ciğim. Boşanma kararı verene kadar öyleydi. Nesin'ciğim, lütfen şu aramızdaki saçma sapan masayı kaldıralım. Yine yan yana olalım. Beraber uyuyalım. Kokunu duyarak uyuyayım. Mümkün değil Ata. Aramıza bu masadan başka şeyler girdi. İkimizin de çok iyi bildiği, yakinen tanıdığı lüzumsuz şahsiyetler. Ne hediyesi? Berin getirmişti canım. Kendince bir kutlama yapma çabasında. İyi. Gelirim birazdan. Bu arada olanları duydum. Bir gidip gelmişiz. Baba problem çıkarmış ama parayı duyunca... Hakkı. Yani seni buradan götürmek istemesi. Yerden göğe kadar Hakkı. İstediklerinde de haklı. Yani sizin hayat koşullarınız belli. Etiniz ne, budunuz ne. Yani o yüzden onları istemekle de haklı. Neyse boş ver ya. Berin şampanya getirmiş. Akşama kutlama var. Sen de bir denemiş olursun. İçtim ki ben şampanya. Hadi ya. Ha. Bizim mahallede Şahnaz abla var. Onun için patlatmışlardı 50 tane. Hem de bir gecede. Hmm. Böyle tadı gazoz gibi bir şey. İki şişe içerim ben ondan. Bir de Berin'in getirdiklerini iç bakalım. Hadi yukarıda görüşürüz. Görüşürüz. Bu basit olayın buralara vardığına inanamıyorum. Yıllarca aynı yastığa baş koyduk. Konuyu saptırma Ethem. Aklına estiğinde yatıracağın paraya razı olama. Bugüne kadar hiç para konuşmadık. Beni sen mecbur ettin. İşte buldum sizi. Nasılsın Nesim'ciğim? Merhaba. Merhaba. Ağaç oldum aşağıda beklemekten. Bari gideyim bulayım onları dedim. Böyle çat kapı girdim ama kabalık ettiysem özür dilerim. Heyecanımı verin. Kutlama var ya, geç kalmayalım istedim. Baba bu ne? Neye benziyor? Canavar bu, canavar. Turbo motor. Nasıl? Süper. Vallahi iyi hoş da baba, nereye bize koyacağız bunu? Öküz gibi. Ne öküz gibi be? Ben bunu tek başıma çıkarırım da bende fıtık var fıtık. Hı hı. Bak kızım, bu tarafa kuzular, bu tarafa sucuklar. Doldur doldurabildiğin kadar kız. Yapma be baba. Ne zaman görmüş bizim dolap onları? Garibimin gördüğü göreceği 3 zeytin 5 yumurta. Belki bundan sonra dolar. Hmm. Oha bu ne? Babam sağ olsun. Millet açlıktan ölüyor, adamların yaptığı buzdolabına bak. Ne oluyor lan? Ya taşınmayacak ya, kaytarıyor uyanık. Hadi belki çıkaralım şunu yukarı. Ya Burhan çıkaralım da dedim ya, bende fıtık var be. Babam nereye? Kahveye. Dolap. Adam toplamaya gidiyor. Sağlamından. Yok ben taşırım da. Bende fıtık var. Doktor söyledi. Ağır kaldırma dedi. Profesör. Hı-hı. Çarşamba gününe toplantıyı ayarlıyorum Murat Bey. Tamam. Ha, nihayet. Ne oldu? Gelsenize bir. İşte bu geceki kutlamaya neden olan adam ve onun biricik asistanı Aslı. Bu kadar içki fazla değil mi? Yo.
Söz konusu Murat Bey olunca bence değil. Berin Hanım'dan imzalı CD de var. Sizi şişe bozuk çıktı. Gazı kaçmış gazı. Ya bu ne komik bir kız ya. Nereden buluyorsun bu esprileri? Amsterdam çok iyi geçti. Duydum. Konser de başarılı geçmiş. Sayenizde. Beni tavsiye ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Müsaadenizle kadehimi Türkiye'nin en iyi müzisyeni, parmaklarından dökülen notalarla ruhumuzu okşayan Murat Turalı için kaldırmak istiyorum. Kadehimizi tokuşturunca her şey silinip gidecek değil mi? Bilmem. Belki bir iki kadehten sonra kızgınlığın geçer. Abartma sen de Berrek. Pardon. Ne yapıyorsun sen? Kulübe gitmeye fırsat bulabildiniz sanırım. İçiyorum. Çok fazla içme. Çarpar. Hasret iyi içerim. Şöyle dedi. Levent. Tamam tamam. Merak etme Murat Hoca. Murat sizi. Ben bu gibi senin dediğin gibi tane tane konuşacağım. Kibarlık yapacağım, zarif olacağım. Merak etme sen. Murat'cığım ne tatlı bir asistanın varmış. Evet Aslı bir tanedir. Babanız ne iş yapıyor Aslı? Babam Hakkı Uludağ efendim. Sanayicidir. Aa babanızı tanıyorum. Demek sizinle hiç karşılaşmadık biz bugüne kadar. Bir dakika. Bunu ben de bilmiyordum. Senin baban Hakkı Uludağ mı? Size bilerek söylemedim Murat Bey. İşi kapmak için babamın ismini kullandığımı düşünmenizi istemedim. Burnum gıdıklandı. Nasıl? Süper olmuş, çok güzel. Anlatın beni kahvede. Aga, gömlek canti olmuş ha. Güllaz yaptırası olmuş. Cihan, klarnetin kralı. Ne fırtlıyorsun kız? Beğenmedi Aspam. Aman neyini beğeneceğim bunun be? Kokuş bu kokuş. Bizim Güllaz da öğrenemeyecek bu işleri. Kızım sen ne anlarsın be? Emek var bunda, emek. Hadi geç kalıyoruz. Nerede kaldınız lan? Buradayız abi. Biz böyle arabaya sığamayız ya. Abi siz metrobüse gelin artık. Tamam. Hadi gidelim. Ben havyar yemeyi çok severim. Ya sen? Ben hiç yemedim ki o havyardan. Ne? Havyar. Ne ki o? Heyleri yutuyor ayol bu. Heyleri yutuyor. İç. Rahatlarsın. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Havalar düzeldiğinde beraber dışarıda da dolaşalım diyorum. Daha çok var havaların düzelmesine. Yine yuttaydım bu heyeleri. Çok şeker bir kızsın sen. Rekeş, anıçık, nisrik. Ne? Anlamadım. O ne demek? Asıl sen çok şekersin demek. Biraz şöyle geçsek. Aga iş beğendiremiyoruz ki size. Koskoca Murat Bey'i ayarladım sana. Önüne 24 ayar kapılar açtım. Ne oldu kabul etmedim. Zaten bu memlekette işsizlik sorunu yok. İş beğenmeme sorunu var. Ya bir boş konuşma ya. Aman be. Hadi binin abi. Geç. Dur lan bir daha bakayım bir şuna. Ya hem beğenmedim diyorsun hem bakayım diyorum bırak. Lan bir dur. Ya tamam bırak. Ay. Ya bir bırak ya. Dikişi koptu lan bunun. Dikiş değil piyanocuğum. Çok ayıp ettin. Tersten küfür etmek yakışıyor mu hiç sana? Anladın mı sen? Anladım. Allah'tan bir tek ben anladım. Nasıl anladın ki? Daha önce çalıştığım yerde biri vardı. Benim gibi mi?
Bizden miydi? Evet, sizden biriydi. Gelelim yaptığın ayıba. Az bile yaptım ben be. Pislik gibi davranıyorlar bana. Özellikle de o Murat Hoca var ya. O. Asretli ki. Çorbada sinek. Kendisi ne? Asilzade. Dümbelek kafa. Bir kere de ona ettim tersten küfrü. Evde yüzüne yüzüne. O var ya. İçimin yağları eridi böyle. Saima Hanım. Misafirler gidiyor. Aşağı gelir misiniz? Tabii. Sen duydun mu söylediklerimi? Anlaşıldı. Sen içtikçe ağırlaşanlardansın Hasretciğim. Hasret, gel 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 gel. Murat. Cihan sen mi geldin? Şş, hadi konuşmak yok, uyu artık. Saima Hanım, siz üstünü değiştirin, hı hı. Rahat uyusun. Tamam. Dön bakalım. Dur. Soyunman lazım. Ya sen soyun. Gel buraya. Rahat bırak be. Bir rahat ver be. Bugün hiç istediğim gibi eğlenemedim Ethem Bey. İsterseniz eğlenmeye devam edebiliriz. Nerede? Bildiğim çok iyi bir kulüp var. Siz kulübe gider miydiniz? Bu gece sizi çok şaşırtacağım herhalde. Paparazziler ne olacak? Onu ben hallederim, merak etmeyin. Bülent. Oğlum, bir misafirimle geliyorum, arka girişi hallet. Tamam, görüşürüz. Buyurun. Allah çıkardı seni karşıma. Bağlayamadım şunu, kafam kazan gibi. İyice sıkı sıkı bağlasana be. Gel. Seni kızdırıyor mu ben çok? Bu konuda başarılı olduğun kesin. Aman laf kalabalığı yapma be. Kızdırıyor mu, kızdırmıyor mu? Kızdırıyorsun. Vazgeçeceğim mi benden? Olmaz bundan diyeceğim mi? Belli. Sana bir ilaç yapayım. Gerçek. Zor bir şey değil, merak etme. Ben ablamı özledim. Bir de babamı. Kadir'i, Cihan'ı. Kadri teyzemi. Hepsini sayacak mısın? Bekir'in iştemi. Kobra'yı. Bal çiçeği bile özledim be. Tamam, tamam. Hadi al iç şunu. Hadi. Ay. Biraz daha. Hadi, hadi.
Gülnaz. Aç bakayım, gömlek yakışmış mı? Çok yakıştı ya. Aç aç bakayım. Ne? Göreyim, aç bakayım. Gülnaz. Söküldü. Allah. Ver bakayım. Ay Cihan, bu iş sökülmüşe benzemiyor, yırtılmış gibi. Yok be, adamın bir tanesi başlık koyarken cırt etti işte. Ay, sıkmayın, bunu dikerim. Tamam, yarın getiririm, sabah dikersin. Yok, şimdi dikerim, sen soyun. Güne de buz gibi ya, olmaz ya. Ya olsun, sen çıkar gömleği koşur koşur git, sabahleyin sağlam getiririm ben onu sana, hadi. Ya Güllaz, acelesi yok, tamam mı? Ya hadi dedim sana, ver gömleği. Ya böyle yırtık gömlek eve gidilir mi Cihan, hadi. Hadi soyun, hadi bir Cihan. Hay Allah'ım yarabbim ya. Hadi. Ya şu uğraştırılı şeye bak ha. Hadi hadi. İçime silmez benim. Buz gibi. Cebi nerede? Cebimde bir tane. Al. Hadi. Hadi selam söyle. Cihan. Klarnetin kralı. Hey be. Lütfen tolerans gösterme. Doğru Nesrin Hanım'ın odasına, çabuk. Murat Hoca nerede? Çıktı. Sen şu üstünü değiştir. Nesrin Hanım seni odasında bekliyor. Hadi çabuk çabuk. Kadir, gelmiyorsun, gitmiyorsun hiç. Ne geleceğim be? Açlığın var mı? Var, var. Şş, bana bak, bura benim yazhaneye. Döner ısmarlayayım, seversin. Olmadı eve gel, ananı bir gör. Gelemem dedim ya, okulum başladı, okula gideceğim. Hayırlısı olsun bakalım. Okuldan çıkınca gelirsin sen de. Baban diyor değil mi? Konuşma onlarla diyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Aç gözünü Kadir. Çalıştır artık saksıyı. Baban yine gitmeyecek mi? Yine kaçmayacak mı sanıyorsun buralardan? Sana asıl babalık yapacak benim. Kaç. Nesrin Hanım, haklısınız da bardak hiç boş kalmadı ki Levent Bey, biri doldurdu. Ha, tabii tabii, mutlaka bir mazeretiniz vardır. Murat Hoca gönderecek mi beni? Yani bu şartlar altında göndermesi lazım tabii ama göndermiyor. Gerçek. Onun yerine eğitimini daha sıkı tutacak. Gel benimle. Ben sizi televizyonda izliyorum. Çok güzel, tane tane konuşuyorsunuz. Haberlere de en güzel ses sunuyorsunuz. Vallahi bak. Rojen Hanım, hoş geldiniz. Ah, merhaba. İşte size bahsettiğim genç kız, Hasret. Merhaba. Merhaba. Ben kitaplarımı çıkarayım. Hemen başlasak iyi olacak sanırım. Kim bu? Adab-ı muaşeret konusunda artık sorumluluğum bende. Konuşmayla başlayacağız. Rövşen Hanım düzgün konuşma dersleri verecek. Cetvelli mi düzeltecek konuşmamı? Evet, biz sizi yalnız bırakalım artık. Ben yalnız dikkat edin, tersten küfür ediyormuş. Önemli değil Nesin Hanımcığım. Ben neler gördüm. Otur. Adın ne? Hasret. Gel gel. Madem menajerim can, benim işleri de pazarlarsın artık. Şunların güzelliğine bak abisi. Hepsi el emeği göz nuru. Senden fazla para da istemem ha. Kız ben terzi menajeri miyim? Müzik adamıyım kız ben. Çalgıcılara iş bağlarım o kadar. Hiç kafan çalışmıyor lan Kobra. Niye? Misal. Şu gömlekten birer örnek diksem, giydirsem senin çalgıcılara. Ha. Esine.
çok güzel olmaz mı? Müşterilerin karşısında gıpgıcır, güzel görünürler, bol bahşiş alırlar. Ne diyorsun? O Cihan'ın değil mi? He Cihan'ın. Dün gece cebi sökülmüş. Müşterinin biri bahşiş koyarken mine bir şey olmuş, tamir ettim onu. Ne müşterisi kız, balçiçek yırttı onu. Harbi mi diyorsun lan? Vallahi öyle. Arabaya binerken bir asıldı cebe, o hesap çağırdı. Kasti faul. Balına da çiçeğine de ben onun. Benden duymadım. Ava muhalefetine rağmen Atay'dan Alep'e helikopterle geleceğim. 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 Atay. Atay değil, Hatay. Atay. Ha. Ha. Tay. Tay. Ha. Atay. Murat Bey, rahatsız ettiysek biz başka bir odaya geçelim isterseniz. Yo yo, Aslı'ya bazı dosyalar vermem gerekiyor. Onları alıp hemen çıkacağız. Helikopter. 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 Ha. 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 Helikopter. He. Helikopter. Helikopter. Aynen bayanın söylediği gibi. Helikopter. Daha fazla dikkatlerini dağıtmayalım Aslı. Hadi. Murat Hoca ya, gel sen öğret şunu. Sen söyletirdin bana helikopteri. Lütfen devam edin. Hadi. Helikopter! Baştan alıyoruz. Avam muhalefetine rağmen Atay'dan Alev'e helikopterle geleceğim. Ulan yırtacağım ben seni. Kızım hep üstümden. Çok harika. Ya dur be. Gebertelim seni. Ya tamam. Ya biz kardeş sayırız biz be. Anam ne kardeşi be. Anam yaşında ya bu be. Senin anana ne demek. Gülmez. Açlar uğrularım be. Gülmez. Yıkarı tamam, seni. Tamam tamam. Hadi eve. Tamam be. Senin tükürüğüne de ben. Biz başında yola koyarsın. Gülmez. Şimdi. Tamam be. Al şunu başına be. Abi, hadi yürü. Kıvırcık aman. Sanatımı kıskanıyor baba. Cihan, klarnetin kralı yazmıştım gömleğine. Yırtmış. Sul mare lucica, l'astro d'argento, glacida e l'onda, prospero il vento. Nasıl? Çalıştım demiştim. Bir şey söylesene. Ne diyeyim? Güzel de, iyi olmuş da ya da olmamış de. Sence olmuş mu? Olmamış mı? Tamam. Ne yapayım şimdi ben o zaman? Ne istiyorsan onu yap. İyi. Odama gidip biraz daha çalışayım bari. Hepsi senin yüzünden. Dün gece sarhoş ettin beni bak. Şimdi yüzüme bile bakmıyor. Benden vazgeçecek. Beni kapının önüne koyacak. Ne yapacağım ben? Sen çalışmaya devam edeceksin. Onun gözüne girmeye bakacaksın. Olmuyor işte öyle. Bir şey yapmam lazım. Murat Hoca'nın gözüne girmem lazım. Değiştim görmesi lazım. Değiştin mi ki sen? Değişiyorum. Yavaş yavaş. Neyse boş ver. Ne diyordun sen? Ben bir şey duydum. Bir lokanta varmış. Açılışını sen yapacakmışsın. Davetleri sen çağırıyormuşsun. Nakiye söyledi değil mi? Beni de çağırsana oraya. Bir sürü sosyete geliyormuş. Kibar kibar konuşayım, Murat Hoca'nın gözüne gireyim. Ha? Hadi be. Yap bir kıyak. Tamam. Elimden geleni yaparım. Ha? Nereye? Çalışmaya. Thank you.
Sonunda be. Sabahtan beri 50 kere geçtim belki bu kapının önünden. Ne oldu yine anne? Okula başlayacakmışsın. Sana üniforma, çanta falan aldım. Hadi al bunları Kadir'im. Ha, hadi birazcık hatırın varsa. Ha? Ayten. Sana bu çocuğun 50 metre yanına yanaşmayacaksın demedim. Kadir benim de oğlum. Benim daha çok o. Ay saçmalarsın gene Buran. 50 metre dedim Ayten. Benim oğluma ne lazımsa ben alırım. Sen o herifin parasını başka şeylere harca. He? Çalıştığın ettiğin yok. Neyle alacaksın? Yarın bir gün alacaksın başını gideceksin gene. Bunu bu mahallede herkesler biliyor. Hiç kimseyi kandırma Buran. Ele ki şu zavallıyı. Zavallı kim beni konuşturma Ayten, tamam mı? Aramızda bir hukuk var, ona hürmet et. Hadi evine, mutlu yuvana. Bizi de bizimle bırak ha? Hadi salına salına. Aman iki dakika dalmışım, bu ne gürültü be? Ayden Kadir'e üniforma almış, sepetledim gerisin geri. İyi ettin. Baba, gerçekten gidecek misin yine? Yok be Karakaç, anne gitmesi. Sen inanma anana, boş konuşuyor. Annem dedi diye değil. Ay kapların, cilalamışsın yine. Ne zaman cilalasan gidersin sen. Baba, bak olmaz baba, sakın ha. Bak baba, bu sefer artıkın olmaz. Aman yeter be, boğmayan adamı. Ne oldu? Çaktılar tabii gideceğini. Pembe, 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 açık E, E, o kadar değil, E, E, evet, pembe, pembe, pembe. Pembe! Kartal konar, dal sarkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar. Kartal uçar, dal kalkar. Kartal konar, dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar. Nasıl yani? Hoca artık ders vermeyecek mi? Ruşen Hanım'ın bir süre şehir dışında olması gerekiyormuş. İşi bırakmanın kibarcası yani. Hayır, öyle bir şey söylemedi. Tuhaflık bizde zaten. Hasret'in dilini adam et dedik. Kaftanın ardından taş getir deseydik daha iyiydi. Bak bu kaftağı benzetmesi tam yerinde oldu ha. Ay çocuklar, beni dinlemiyorsunuz galiba siz.
İşi bırakacağını söylemedi. Neden kabul etmiyorsun? Kadın pes etti. Gitmeden önce seninle açıkça konuştuğuna eminim. Evet, benimle konuştuğu doğru. Ama dersi bırakacağını söylemedi. Asıl benimle konuşmalıydı işi bırakmadan önce. Nesin, açılışa geliyorsun değil mi? Tabii geliyorum Leventciğim. Seni yalnız bırakır mıyım? İyi günler. Nasılsınız? Levent, Murat, Nesrin, size eşlik etmemin sakıncası var mı acaba? Tabii ki yok Hasretciğim. Buyur lütfen. Sayın Hanım, bir çay daha rica edebilir miyiz? Açık, rica edeceğim. Neticede hepimiz kadınlarımızın sosyal hayatta layıkıyla yer almalarını hak ve hukuk zemini yanı sıra kalben de desteklemiyor muyuz? İşte bu. Yani Ruşen Hanım bırakması için bir neden yok. Yani elbette destekliyoruz. Belki ama bir diplomata uygun sözleri bir çiçekçi kızın ağzından duymayı beklemiyoruz. İster çiçekçi, ister diplomat. Her halükarda hakikat. Efendim, ben bu edep ve terbiye sahibi küçük hanımı açılışa davet etmek isterim. Muhakkak geliniz. Hayır, olmaz. Gelmiyor. Neden? Kendisini idare edecek kadar dil dönüyor. Hepimiz duyduk. Kendisini idare etmesini istemiyorum. Mükemmel olmasını istiyorsan biraz acele etmen lazım. Çünkü açılış hafta sonu. O zaman ısrar etmenin manası yok. Açık konuşun be. Geliyoruz mu, gelmiyoruz mu? Aa! Geliyor muyum acaba? Neden ama? Ha? Neden? Hazır değilsin. Hazırım. Ay! Hazırım. Bugün hava tam tahmin ettiğim gibi. Havadaki pembe bulutlar harika bir esinti olacağının habercisi. Olmayacağı belli. Bana biraz zarf ver. Sen de izin ver. Hemen kestirip atıyorsun. Bir dur, bir düşün. Bak ne diyorum? Her halükarda hakikat. Siz de onu destekliyorsunuz belli ki. Bence denemeye değer. Söz konusu hasret olunca iki kez düşünün derim. Senin yerinde olsam ben de kuşku duyardım. Haklısın, daha işin çok başındayım. Ama bana öğrendiklerimi gösterme fırsatı vermezsen nasıl... Bunlar senin sözlerin değil. Sen böyle söylemezsin. Tamam, şöyle anlatayım o zaman. Ben sana hakkını teslim ediyorum. Anlaştık mı bu konuda? Bak haklısın. Çünkü bir şeyi bilmek var, o şeyi öğrenmek var. Hah. Mesela ben dikeni gülün sapından ayırmayı bilmeyen adamın eline gülü vermem. Hayatta. Çünkü çiçeği mahvedeceğini bilirim. Önce görecek, beni izleyecek, dikkat edecek. Ha, bak böyle. Gülün neresinden tutacağını, dikeni sapın neresinden nasıl ayıracağını hepsini izleyecek. Buraya kadar tamam mı? Ha, şimdi sıra onda. Eline çiçeği almadan öğrenip öğrenmediğini nasıl anlayacağız? Ha? Mort edebilir işi. Ama deneyecek. Değil mi? Peki. Peki. Tamam mı yani?
Tamam. Aman be! Çanak çömlek patladı işte. Teşekkür ederim. Başladı süslü püslü lafları yemedi. Sonra bir girdim çiçek olayına. Ah dedim, hasret yakaladın adamı. Yani tam senin dediğin oldu. Bana gösterdiğin gibi mi yaptın? Aynen öyle. Geleceğim işte be. Ben de geleceğim. Sevindim. Levent var ya sen 10 numara adamsın ha. Öyle derler. Sana en kıyandan bir gün diliyorum. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Kobra'yla mı görüşüyorum? Aynen öyle. Ben içmeyecek miyim? Hı. Ne yapacağız? Konuşacağız. Kadir, ben neden hapse girdim? Benim yüzümden. Ben çalıntımalı döşeğini altına koymasaydım, polisler de bulmasaydı. Ne olacaktı? Yani ben suçu üstüme alıp hapse girmeyecektim, öyle mi? Hı hı. Hepsi senden sebep, ha? Öyle değil. Benim babam bana yaptı, ben de sana sahip çıkacağım. Kural böyle, tabiatın kanunu. Yani kendimden sebep. Bir daha yapma Kadir. Benim sana diyeceğim budur. Oturacak mısın peki? Kalkarız birazdan. Burada değil, evde. Oturacak mısın? Gözünün önünde tutacak mısın beni? He baba? Boşuna akıl verme gideceksen. Aman abla, içlerinden en iyisini giyiyorum işte. Allah'tan şu şal var senin yaptığın, şahane. Onu da üstüne giydin mi, o zaman olacak. Tak takıştır, sür sürüştür ablasının gülü. Hasretime ne giyse yakışır. Kız, o senin şalını şeyin... Hasret! Ay ne oldu abla? Kız unuttum, asıl patlatacağım bombayı unuttum. Ben bu gece çalgı grubuyla işe gidiyorum. Ay aman abla be. Ödüm aklıma karıştı. Nereden çıktı bu? Ablan artıkın Çıngar Çalgı grubunun şeyi oldu. Diyorlar ya, sette liste oldum ben ondan, evet. Hep ben giydireceğim. Kar dolapları artık benden sorulur. Siz nereye gidiyorsunuz şimdi bu akşam grupçak? Abla biri geldi. Hadi yarın araşırız. Anlatırız birbirimize her şeyi. Öptüm şu kar yanaklarından. Hadi ben de öptüm. Bak bakalım üstüne olacak mı? Çok severek almıştım ama kilo alınca giyemez oldum. Kimselere de veremedim. O kadar seviyorsun yani ha? Merak etme, Nesrin Hanım'a da gösterdim. Olur dedi. Beğenmedin mi? Kibar bir renk. Bu renksiz mi demek? Ya şu sizin ölmeden mezara girme merakınız beni öldürüyor. Pembeye sarıya düşmanlığınız niye? Bir dene bakalım. Şundan daha iyi olacağı kesin. Şunu giymeyi de aklından bile geçirme. Fazla gösterişli, çok parlak. Parlamayacaksak yemeğe niye gideceğiz ki? İyi. Çok yakıştı. Ama bak bundan daha iyi olmuyor mu? Bak Allah aşkına sen söyle. Daha güzel değil mi? Bakalım. Şu anda aynada gördüğümüz kırmızı şalın içindeki kız. Bu şal sadece bana bakın, beni görün diyor. Bir de böyle bakalım. Bu şimdi kızın kendisi.
pırıl pırıl gözleriyle herkesin merak edeceği güzel ve zarif bir kız. Aman be, amması kısa aldın sen de. Neyi merak edecekler ki benim? Daha dikkatli bak. Şey olmuşsun. Kibar. Kibar olmuşum değil mi? Öyle de diyebiliriz. Ay ağzınıyım. Ya biraz caf caf lazım diyor. Anlatamıyorum ki. Hadi gidelim gel. Hasret çok rica ediyorum. Söylediklerimi unutma. Az konuşacaksın, sadece öğrendiklerini söyleyeceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Murat Bey, bu akşam çalmayı düşünüyor musunuz? Murat Bey, Murat Bey. Çok gürültülü burası. Çok şükür ki öyle. Anladım ben seni hoca. Buna burayı yazıyorum. Bu gecenin sonunda öğrencinin kurduracağım. Muratçığım seni soruyorlardı. Hasret'le ben ilgilenirim. Tamam. Biz içecek bir şeyler alalım mı Hasret'ciğim? Güzel bayanlar. Ah Nusret. Barımızın en lezzetli şarabını sizin için seçtim. Buyurun. Teşekkürler Nusret. Esin'ciğim her zamanki gibi mükemmelsin. Teşekkür ederim. Bu gençlikle ve güzellikle beni tanıştırmayacak mısın? Nusret adı var önemli sanayicilerimizde. Hasret Murat'ın özel öğrencilerinde. Özel? Yani ileri seviyede müzik eğitimi anlamında. Büyük müzik dehamızın dahli tetiz altından geçmek için çok genç bir kızımız öyle değil mi? Beyefendiciğim, neticede hepimiz kadınlarımızın sosyal hayatta layıkıyla yer almalarını hak ve hukuk zemini yanı sıra kalben de desteklemiyor muyuz? Yani hayata atılmak için yaşın ne önemi var değil mi? Eğer yaştan bahsedeceksek sizin bu kart halinizle genç kızlara asılmanızı konuşabiliriz. Sonuçta buraya bir piliç tavlamaya geldiniz. Her halükarda belli. Nusret'cim biz istersen biraz da başkalarıyla sohbet edelim. Çuvalladın mı? Asıl o fena çuvalladı. Ama biraz daha dikkat. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ay ne buraya böyle cafcaflı gelinmiyordu? Kadın işte bas bayağı gelmiş. Bir de farları açmış. Ne bu kadar? Mahir'cim çok güzel bir yer yapmışsın. Sizden Poz kesmeyi bırak. Kadınlar artık cool erkeklerden hoşlanmıyor. Ben poz kesmiyorum ama sen ayaküstü laf katledebiliyorsun. Cool erkekmiş. Az konuşan, soğuk, sıkıcı erkekler. Açıklama için teşekkürler. Damarına basmak istedim. Cool deyince bayağı havalı oldu. Ya bırak bunu abicim. Sadede gel. Kadınlar artık eğlence istiyor. Sürpriz bekliyor. Şaşırtmayın beni yani şaşır. Tamam 90'larda olsa senin gibi böyle dur uzaklara bak. Saçları da azıcık uzat. Bütün kadınlar ayağındaydı. Ama artık devir değişti. Artık kadınları şaşırtacaksın. Ne içiyorsun sen? Çenene vurmuş. Su. Görev başında içmiyorum hocam. Biliyorsun ahalinin eğlencesi bana emanet. Hem asıl eğlence daha başlamadı. Tövbe. Sen de buradasın şekerim. Nesrin mi getirdi seni buraya? Hayır. Murat Bey getirdi. Öyle mi? Pek kibar olmuşsun. Ethem Bey. Ah, her zamanki gibi çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Tarzınızı çok beğendim. Hoşça kalın kızlar. Teşekkür ederim. Siz de çok şıklısınız. Çok teşekkür ederim. Sen beni gençken görecektin. Ne partiler, ne balolar.
Babam anlata anlata bitiremiyor. Öyle demeyin ama. Hala çok gençsiniz. Çok teşekkür ederim. Babanız da burada mıydı? Evet, beraber geldik. Buralardadır. Okuldan bir iki kız arkadaşım da var. Sizin gibi genç ve güzel bir kızın erkek arkadaşıyla geleceğini sanıyordum. Maalesef. Yani biri olmadığı için. Fırat'cığım nerelerde? Sen çok fazla konuşmadan uslu uslu buralarda kal. Anladın mı? Aferin, iyi gidiyorsun. Teşekkür ederim. Ne diyorduk? Müzikten bahsediyorduk hocam. Ben elektronik müzik severim deyince siz içki almaya gitmiştiniz. Birincisi hocam demek yok. Bu gece arkadaşız. İkincisi bazı elektronik müzikleri de severim. Gerçekten mi? Oradan o kadar eski kafalı mı görünüyor? Hayır. Yani öyle demek istemedim ama. Severim dediysem evde sesi bangır bangır açıp dans etmiyorum. Müziğin sadece zenginliklerinden biri olarak önemsiyorum diye. Çok ilginç. Bu kadar zamandır asistanımsın. Seninle ilgili çok az şey biliyorum. Ben de sizin hakkınızda neredeyse her şeyi biliyorum. Fransa'da üniversiteden aldığınız ilk bursu, master tezinizin konusunu, öğrenci dekanı seçimlerindeki adaylığınızı, doktoranız için Avusturya'yı seçme nedeninizi. Her zaman. Şişçi kız. Ne yapıyorsun be? Cia, ne işin var senin burada? Kızı biri bir şey bu. Senin ne işin var burada ya? Bu üstündeki elbise ne? Hakikaten kırklarından falan mı giyiyorsun sen kızım? Bu ne, babamızın elbisesi mi? Ulan bu kadar mangut olmayayım be. Ne varmış elbisemde? Mangut biz olduk şimdi yani. Seni o ara getirdim buraya. Hah, seni işte o herif sokmuş böyle babaannenin kılığına. Tamam mı? Cihan. Değerli dostlar, Latanya'nın açılışına hoş geldiniz. Canımdan çok sevdiğim Mahir arkadaşımın canı kanı pahasına inşa ettiği ve biz sevenlerine armağan ettiği bu müthiş mekanın açılışına benim de bir katkım olsun istedim. Bu gece zihinlerinize kazınsın. Kazınsın ki bu kapıyı hep aşındırın. Bayanlar baylar, eğlenceye hazır mıyız? Evet. O zaman başlasın eğlence. Mahvetti bütün dansı.